Herkese selam arkadaşlar Bu videomuzda size Bodrum'un meşhur Sebzeli döneri nasıl ortaya çıktı ve onun mucidi Osman Şire'nin bu süreçte neler yaşadığını anlatacağım Bu tarz Bodrum hakkında bilgilendirici ve ilginç hikayeleri olan videoların devamının gelmesi ve bize destek olmak için videoya başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler Bodrum'da 28 yıl önce, sebzeli döner denemesi ilk başta tutmayınca İstanbul'a dönmeye karar veren Şirin Usta'nın yol parası yapmak amacıyla elinde kalan 120 kilogramlık et ve 10 çeşit sebzeyle hazırladığı dönerin hikayesi şöyle başladı. Aslında fizik öğretmeni olan 56 yaşındaki Osman Şirin İstanbul'da bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra tekstil işine atıldı. Bir süre sonra işleri bozulan Osman Şirin Bodrum'a yerleşip gıda sektöründe şansını denemek istedi. Burada farklı birkaç deneyimin ardından dönerciliğe atılan Şirin, açtığı büfede et dönerin içine birkaç çeşit sebze koyup müşterilerine servis etti. Beklediği ilgiyi önceleri göremeyen Osman Şirin İstanbul'a dönme kararı aldı ve elinde kalan yaklaşık 120 kilogram et ve 10 çeşit sebze ile hazırladığı son döneri de satıp yol parası yapmak istedi. İriliği ile dikkat çeken ve 10 çeşit sebzenin verdiği lezzet tutunca Şirin İstanbul'a dönmekten vazgeçti. Osman Şirin 1989'da müşterilerine sunmaya başladığı ve Bugün Ünü Bodrum Döneri adıyla Türkiye sınırlarını aşan sebzeli dönerine 2006'da marka tescili de aldı. Döneri ilk başta çocuklara sevdirmek için yapmaya karar verdiğini, daha önce hiç denenmeyen bu döneri insanlara kabul ettirebilmek için biraz zorlandığını belirten Şirin şunları söyledi: "Bu işi asıl başlama nedenim çocuklara sebzeyle eti bir arada yedirmekti. Bu yolla başladık." Sebzeli döneri ilk denediğimizde tutmaz demişlerdi. Gerçekten de tutmadı. Hanıma "Dönelim İstanbul'a, tekstil işine devam edelim." dedim. Elimizde kalan çok miktarda et vardı sebzelerle beraber. Bunları hazırladık. Yol parası yapabilirsek yaparız. Yapamazsak halka dağıtırız diye düşündük. 100-120 kiloluk döner çıktı ortaya. Millet dönerin büyüklüğüne şaşırdı ve yemeye başladı. Gitmek için topladığımız eşyaları yeniden çıkardık. Bodrum'da kalmaya karar verdik. Elinde kalan tüm dönerin bitmesiyle Şirin hemen kasabın yolunu tuttuğunu ve yeniden 120 kilo et almak istediğinde yaşadıklarını ise şöyle anlattı. Kasaptan aslında günde 5 kilo et alıyorduk tutturduğum döner 120 kiloluktu. Bu yüzden ben de o kadar et istedim. Kasap, sen bu kadar eti ne yapacaksın? Alır gidersin. Başımı belaya sokma benim kardeşim diye cevap verdi. Etme kardeşim insanlar bu döneri beğendi dedi. Satana kadar başında bekleyeceğim diye şart koştu. Gerçekten de döneri satıp parasını verdikten sonra kasap ayrıldı. Bu işi 28 yıldır keyifle yaptığını vurgulayan Osman Şirin zorluklarla başladık. Çok şükür devam ediyoruz. Tamamını Bodrum ve civarından aldığımız ete farklı baharatlar katıp bir gün beklettikten sonra döneri hazırlıyoruz dedi. Şirin et dönerin içine mantar, patates, patlıcan, yeşil ve kırmızı biber, bezelye, mısır, domates, taze fasulye ve havuç koyduklarını anlattı. Sebzeli dönerin daha çok Bodrum'a gelen yabancı turistlerin damak tadına hitap ettiğini belirten Osman Şirin, özellikle Avrupalılar çok beğeniyor değerlendirmesinde bulundu. Sebzeli döneri yaz aylarında lavaş arası ve porsiyon olarak sunan Şirin şöyle devam etti. "Yazın günlük ortalama lavaş ve porsiyon olmak üzere 2000 satışımız oluyor. Dönerin yapım aşaması çok zahmetli. Sebzelerin dışarıya düşmemesi gerekiyor." benim buluşum olan bu döneri herkesin yemesini tavsiye ediyorum. Bodrum dönerinin müdavinlerinden şarkıcı Serpil Benay 20 yıldır geldiğinde Bodrum'un meşhur sebzeli dönerinden yediğini söyledi. Sebzeli dönerin farklı bir lezzeti olduğunu ifade eden Benay hala aynı lezzette devam ediyor. Yavan değil, yağ ayarları yerinde. Ben bu döneri yemekten büyük bir zevk alıyorum diye konuştu döneri ilginç bulduğunu belirten ve Osman Şirin'in sürekli müşterilerinden olan Ümit Savaşlı ise sebzeli döneri fırsat buldukça yediğini, herkese tavsiye ettiğini belirtti. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. 120 kilogramlık et ve 10... Oy...